Amerika Birleşik Devletleri'nde Erdoğan aleyhtarı çok güçlü bir hava var ve bu güçlü hava Amerikan Kongresi'ndeki Trump yanlılarını da bir şekilde kuşatmış durumda. Özellikle senatörlerde ki Trump'ın onlara çok ihtiyacı var şu günlerde. Erdoğan'ın bir Beyaz Saray'da ağırlanacak olmasından rahatsız olacak çok sayıda Amerikalı siyasetçi ve bunu çok ciddi bir şekilde eleştirmesi muhtemel etkili medya kuruluşu var. Dolayısıyla Trump'ın da işi o kadar kolay değildi. Sonuçta ama iki lider de bütün kurumları bir kenara atıp birbirleriyle bu işi yürütmeye öne aldıkları için bu buluşmayı yapacaklar. Bu buluşmadan bir şey çıkacak mı? Tabii ki orada somut olarak bütün son dönemdeki Erdoğan-Trump görüşmelerinin hepsinin kaderi bu. Konuşulacak çok madde var, özellikle Türkiye açısından. Ama Trump'ın öncelikleri çok daha farklı oluyor ve genellikle de gündemi o da yatıyor. Onun ardından çok da fazla derinlikli görüşmeler olamadığı anlaşılıyor. Şu ana kadar yaşananlar bunu bize gösterdi. Ama o fotoğraf vermeler, birlikte fotoğraf vermeler ve birlikte fotoğraf verip gazeteciler karşısına edecekleri birkaç cümle çok önemli olacak. Ve burada da görüyoruz ki Erdoğan'ın siyasi anlamda kendine güç sağlamak için ilk aklına gelen yerlerden birisi Beyaz Saray ve Oval Ofis. Tabii bu Türkiye'de yıllardır yaşanan bir olay, birçok siyasetçi için yaşanan bir olay. İktidara geldiğinden beri Erdoğan'ın yaşadığı bir olay ki AKP iktidara geldiğinde Erdoğan daha yasaklıyken dahi Erdoğan Beyaz Saray'da ağırlanmış bir siyasetçiydi. Ancak orada verdiği tezkere sözünü tutamamıştı. Meclis tezkereyi reddetmişti ve Erdoğan'ı o tarihte Bush karşısında ve Amerikan yönetimi karşısında zor durumda bırakmıştı. Böyle bir olayı da not etmek gerekiyor. Evet, vatan millet edebiyatını biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları pragmatizmi başta ABD olmak üzere dünyanın önemli güç odakları tadıyor. Burada vatan millet edebiyatını, söylemini sorgulamaya çalışanlar, milliyetçi, yeterince milliyetçi bulunmayan ya da milliyetçiliği eleştirildiği düşünen insanlara da çok kolaylıkla vatan haini, şu bu yaftası, hatta Amerikancı yaftası da takılabiliyor. Böyle bir garip bir ülkedeyiz. Ne diyelim, vatan sağ olsun.